Evet, tekrardan hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Bugün ikinci serimizin ikinci sunumu olacak. Tarihte iz bırakanlar serisinin 1450-1650 yılları arasında kalan yaklaşık 20 kadar bilim insanına daha yakından bakacağız. Sunumu bugün Gökhan Devekıran yapacak. Gökhan, ben sözü sana veriyorum. Sen de yine kısaca kendini tanıtarak başlayabilirsin. Tamam hocam. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Ben Gökhan Devekıran. Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde doktora yapıyorum. Doktora konu çalıştığım konu katı atık enerji dönüşüm. Bugün anlatacağım sunumda da 1450 ile 1650 arasında doğmuş ve tarihi iz bırakmış bilim insanlarından bahsedeceğim. Benim için bu dönemle alakalı kısaca bir şey söylemek gerekirse, yani genelde astronomi çalışmalarının yapıldığı bir dönem ve dinle bilim arasındaki çatışmaların çokça yaşandığı bir dönem. Hemen hızlıca çok uzatmadan başlayayım şuradan. Evet, önce ilk bilim insanımız Leonardo da Vinci 1452 yılında İtalya'da Toskana'da Vinci kasabasında doğuyor. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan bir tanesi olmaktan ziyade aynı zamanda matematik, mühendislik, mimari ve bilim dallarında da çalışmalar yapan parlak bir Rönesans düşünürü. Gençlik döneminde Floransa'nın gözde sanatçılarından Verrocchio'nun çırağı olarak matematik ve fen bilimleriyle birlikte aynı zamanda resim, heykel ve metal işçiliği de öğreniyor. 17 yaşındayken Fransa Katedrali'nin 114 metre yüksekliğindeki kubbesinin zirvesine yerleştirilen 1,8 tonluk yaldızlı bakır kürenin yapımında ustasına yardım ediyor ve az önce bahsettiğim Verrocchio ustası burada. Vinci Rönesans döneminin sanatsal eğitiminin getirisi olarak, genel olarak diğer bilim insanlarında da oluyor. Çıraklığı sırasında anatomi alanında da bir temel ediniyor. Burada alın üzerinde çizimler yapıyor ve çoğu sonradan derlenen defterlerinden de anlaşılacağı üzere anatomi sonrasında bir temel olarak kalmaktan ziyade onun ana ilgi alanlarından bir tanesi haline geliyor. 31 yaşındayken Milano'nun önde gelen tıbbi araştırma merkezlerinden birine sahibi olan Duke Ludovico Sforza'nın çalışanı oluyor. Sonrasında kendi başına da kadavra kesme ve organ çıkarma işlemleri yapıyor. Burada İkinci slaytta zaten resimlerde de görüyoruz. Burada anatomi çalışmaları sağ taraftaki en üstteki resimde organlarla alakalı yaptığı bir çizim. Bu tamamen kendi çizimleri. Direkt defterinden alınma. Altta kas yapısı, yan yana iki resim ve ana karnındaki bebek üzerine yaptığı çalışmalar. Hocam? Duyuyoruz Gökhan, hiç sorun yok. Slaytın akışında bir sıkıntı oluyor mu? Yoksa Yok, geçiyor mu hayır, slayt? akıyor, ilerliyor, bir sorun yok. Tamam. Resmin bir bilim olduğuna inanıyor Da Vinci ve bu görüşü sanatın doğru ellerde doğanın tüm eserlerin tek taklitçisi olmasına dayandırıyor. Bu görüşü aynı zamanda gözlem yapmayı da çok önemli bir hale getiriyor. Çizim ve ressamlık heykeltıraşların aksine üç boyutlu bir sahneyi veya nesneyi iki boyutlu olarak oluşturulmasını gerektirdiği için sanatçıların matematik ve optik alanlarında da uzmanlaşması gerektiğine inanıyor. Ve bunun için kendisi de geometri ve oranlamanın da perspektif elde etmek için gerekli olduğuna inandığından kendisi de sayısal dizler ve geometrik şekiller arasındaki bağlantılar üzerine çalışıyor ve bu noktada matematikçi olan Leonardo Fibonacci'nin çalışmalarıyla ilgileniyor. Fibonacci de altın oran Fibonacci serisi buradan bildiğimiz birisi, ondan da kısaca bahsedeyim. 1170 yılında Pisa'da doğuyor Fibonacci ve tüccar olan babasına yardım ederken Hint, Arap sayı sistemini öğreniyor. Daha sonra Arap matematikçilerle çalışıyor ve bulgularını hesaplama kitabı ve geometri uygulaması adında iki tane eserinde topluyor. Ayrıca üçüncü sayıdan itibaren her sayının kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu bir dizi tasarlıyor. Bu dizinin adı da Fibonacci dizisi. E, 1502'den itibaren Roma'da devlet adamı Borghi için çalışıyor. Kartografik incelemeler yaparken, yani bu kartografik incelemeler harita veya harita benzeri gösterimler üretmek amacıyla uygulanan inceleme türü. Bu incelemeleri yaparken bunları tamamlayabilmek için yollara ve meydanlara ulaşıyor kendisi. Aynı zamanda teodolit adı verilen bir cihazı da açıları ölçmek için kullanılıyor. Bu teodolit hala günümüzde kullanılıyor. Yani bu yol yapım çalışmalarında falan belki görmüşsünüzdür. Aşağıda bir görseli var ama yani günceli çok daha farklı bir dürbün gibi bir görünüşü var. Ve bunu kullanıyor ve geleneksel dışındaki bu yöntemleri de daha önce hiç görülmemiş bir doğruluk oranı elde ediyor yaptığı çalışmalarda. Parlak bir düşünür ve sanatçı olarak tanınan Leonardo da Vinci 1516'da Claude Vinci François tarafından Fransa'ya davet ediliyor ve son yıllarını anatomiden hidrolik mühendisliğine kadar pek çok alanda makaleler hazırlayarak geçiriyor.
İnsan anatomisi çalışmaları yapıyor ve bu çalışmaları resmedebilmek için 30 civarında kadavrayı inceliyor. Bunların organlarını çıkarıyor, parçalıyor. Gizlilik adına kendi yazdığı yazıları aynaya yazısı kullanıyor. Kelimelere aynadan bakıyormuşçasına tersten gözüken bir teknik bu. Sadece kendisi okuyabilsin, çalınmasın diye çalışmaları. Kalem ile mürekkep notlarını ve çizimlerini içeren 13 bin sayfa günümüze kadar ulaşmış. Hala devam ediyor. Zaten sunumun içerisindeki görseller de kendi defterlerinden alınmaktaydı. Kilometre taşları Da Vinci için 1473'te Verrocchio çıraklık yaparken günümüze kalan en eski çalışması olarak kabul edilen Meryem'in Müjde tablosunu resmediyor. Slide'ın solunda en altta tablosu. 1483'te Milano Dükü için askeri bir mühendislik projeleri tasarlamaya başlıyor. Kanatlı mekanik adını verdiği uçan bir makine tasarlıyor. Tahmin olarak 1490 yılında. Bu da Slide'ın sağ üst köşesinde ama bunu hiçbir zaman uçmak için kullanmıyor ya da bunu uçurmuyor bildiğim kadarıyla. Sadece tasarım üzerinde, resim üzerinde duran bir şey. 1502'de Roma'da Cesare Borgia için çalışmaya başlıyor ve son derece hassas doğru haritalar çiziyor. Bu da Slide'ın sağ alt tarafında olan kendi çizdiği haritalardan bir tanesi. 1504'te babasını kaybettikten sonra eskizlere ve defterlere yazmaya daha çok zaman ayırıyor ve tahminen 1516'da Fransa Kralı 1. François tarafından Fransa'ya davet ediliyor ve 1519'da orada yaşamını yitiriyor. Burada Slide'da orta tarafta bir üçgen kubbe benzeri bir görsel var. Bu görselde Leonardo da Vinci'nin kendi tasarladığı bir tank görseli. Zırhlı bir araç tasarlıyor o zamanlar. Bu şeyde yazmıyor. Kilometre taşlarının içinde yazmıyor ama bana ilginç geldi. Şimdi bunu da buraya koymak istedim. Bayağı zırhlı normal bildiğimiz giden bir tank tasarlıyor kendisi. Düşünüyorum o zaman. Geçiyorum şimdi ikinci bilim insanı Kopernik. 19 Şubat 1473'te Polonya'da doğuyor. 16. yüzyılda hüküm süren dünya merkezli evren modeline meydan okuyor ve merkezli güneşin olduğunu öne sürüyor. Bologna Üniversitesi'nde kilise kanunları üzerine çalışmaya başlamadan önce Krakow'da astronomi ve astroloji üzerine çalışıyor. Padova Üniversitesi tıp eğitimine başlıyor. Daha sonra 1503 yılında da Ferrara Üniversitesi'nden kilise hukuku üzerine doktor unvanını alıyor ve sonrasında yeniden Polonya'ya dönüyor ve bu vuruklarda en büyük tutkusu olan astronomiye kendini alıyor. Bu çalışmalar esnasında Kopernik, 100 yıllık geleneklerden ayrıksı ve nihayetinde astronomi bilimini yeniden inşa edecek kozmolojik bir teori formülüzeydi. Kopernik çalışmalarına devam ederken evrenin nasıl organize olduğuna dair tek bir görüş var. O da bir yer merkezli model, yani dünyanın merkezde yer aldığı ve diğer bütün gezegenlerin ve güneşin, yıldızların dünyanın etrafında döndüğü model. Aristoteles'in önerdiği ve Ptolemy tarafından düzenlenip yeniden ortaya konulan bu model çok uzun zaman evren bilimini domine ediyor. Bu model insanların Tanrı'nın yarattıkları arasında zirvede olduklarını ve dünyanın her şeyin merkezinde olması gerektiğini düşünen Katolik Kilisesi tarafından da öğretilerinde kendine yer buluyor ve kilise tarafından da destekleniyor bu model. Bu model kabul görse de Ay'ın ve Güneş'in Dünya'ya yaklaşıp uzaklaşması ve bazen hızlı veya yavaş hareket etmesini açıklayamıyor. Ptolemy bu durum için İki tip, yani bu az önce bahsettiğim yaptığı düzenleme burada devreye giriyor. Aristoteles'in yaptıklarının üzerine koydu. Bu durumu açıklamak için iki tip düzenek ortaya atıyor. Bunlardan bir tanesi dış merkezli düzenek. Slide'de şekil kısmında da var zaten yan tarafta. Dünyanın tam merkezde değil, merkezden biraz uzakta yer aldığını söylüyor. Ve gezegenlerin yakınlaşıp uzaklaşmalarını bu şekilde açıklamaya çalışıyor. İkinci modelde de dış çemberli düzenek. Burada açıklamaya çalıştığı şey de bazen, bu özellikle daha sonraki slide'larda da bahsedeceğim. Mars'ta görülüyor. Dünyadan ters hareket yapıyormuş gibi gözüken gezegenleri ya da duruyormuş gibi gözüken gezegenlerin durumunu açıklamak için kullanıyor bunlar. Gezegen merkezi taşıyıcı daire adı ve yörünge üstünde yörüngelerden bahsediyor burada. Yani kendi yörüngesinin içinde başka bir yörüngede daha döndüğünden bahsediyor, ayrı bir yörüngede. Ve burada işte az önce bahsettiğim gibi ters hareket etmelerini açıklamaya çalışıyor. Kopernik bahsedilen durumların dünyanın bu yani az önce bahsettiğim durumların açıklamalarının bu düzenekler olmadığını, aslında dönme hareketinin Güneş etrafında gerçekleştiğini ve bu hareket esnasında bazı gezegenlerin geride kalmasının veya öne geçmesinin bu durumları açıklayacağını göstermek için çalışmalara yapıyor. Bunu kanıtlamak istiyor ve Kopernik son derece usta bir gökbilimci olarak nam salmış ve 1514'te alternatif bir evren dizilimi teorisini öngören el yazısıyla yazılmış broşürleri gizlice dağıtmaya başlıyor. Yani elden ele dolaştırmaya başlıyor bunu. Bu modelin yanında Güneş'in, Ay'ın, yıldızların gözlemlenen günlük hareketlerini hesaba katarak dünyanın kendi etrafında döndüğünü de ortaya atıyor.
Evrenin sanıldığından çok daha büyük olduğunu söylüyor. Her şeyi açıklayan Kopernik sadece burada atladığı bir şey var. Yörüngelerin eliptik olduğu gerçeğini atlıyor ve onların dairesel olduklarını düşünüyor. Aslında böylece Ptolemy modelinden de çok fazla uzaklaşamamış oluyor. Yine bir noktada onu takip etmek zorunda kalıyor. Burada bu konularla ilgili bahsetmem gereken bir tane daha bilim insanı vardı kenarda. Giordano Bruno ve İtalyan bir keşiş ve astronom. Kopernik'in modelini destekliyor. Hatta bununla da yetinmiyor. Evrenin sonsuz olduğunu ve evrenin içerisinde sayısız dünyalar olabileceğini ve her şeyden çok fazla olabileceğini söyleyerek bu teoriyi de daha da ileri götürüyor. Sonrasında sapkınlıkla suçlanıyor. Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanıyor ve 1600'de bir meydanda kazıkla yakılarak idam ediliyor. İdam kararı açıklandığında da çarpıcı bir cümleyle "benim ölümümü açıklarken benim ölümden korktuğumdan daha çok korkuyorsunuz" diyor bilim adamlarına. Sonrasında idam ediliyor. Eksiklerine rağmen Kopernik modeli entelektüel çevrelerde giderek güven kazanıyor. Ama tepkilerden çekindiği için çalışmalarını 29 sene boyunca yayınlamıyor. 29 sene sonra ölümüne yakın bir zamanda yayınlıyor ve yayınladığı kitabın adı da Türkçe adı Göksel Kürelerin Devrimleri Üzerine. Bu kitapta yayınlıyor. Kilisenin öğretileriyle çelişiyor ancak Galileo tarafından onaylanana kadar dikkat çekmiyor. Aslında yargılanmıyor. Yani Bruno gibi bir sonla karşı karşıya kalmıyor. Ama sonrasında Galileo tarafından öldükten sonra Galileo onu onaylayınca sapkın ilan ediliyor. Ve hala devam etmekte olan bilim ile din arasındaki anlaşmazlıkların fitilini ateşlemiş oluyor aslında. Bu kilometre taşları var. Krakow'da 1491'den 1494'e kadar astronomi ve astroloji okurken astronomiye karşı büyük bir tutku geliştiriyor. Yıldızların ve gezegenlerin yüksekliklerini belirleyebilmek için trigonometrum adı verilen bir cihaz kullanıyor. Ve cihazın görseli de var yan tarafta sağda üstte. 1494'te Frauenburg katedralinde papaz olmayı kabul ediyor. Boş zamanlarında astronomi üzerine çalışmalarına devam ediyor. 1514'te kiliseden Julian takvimi yenilenmesi konusunda tavsiyede bulunmak için davet alıyor. 1514'te arkadaşlar arasında güneş merkez modelinin ana hatlarını gösteren kısa bir metin dolaştırıyor. Az önce bahsettiğim el burcuları da dolaştırdığı metin. 1543'te tartışmalı teorisini yayınlamayı kabul ediyor. Aynı yıl kitap basılıp dağıtılırken de ölüyor. Kayıtlı gözlemlerinde sadece 27 tanesi kurtarılabilmiş. Birçoğu kurtarılamamış, bilinmeyenler bile oldu. Şimdi Galileo Galilei, bu da yine Galileo'da yine astronomi üzerine çalışan bir bilim adamı ve çok değişik çalışmaları var aslında, sadece astronomi üzerine değil. Bir müzisyenin oğlu ve 6 çocuğun en büyüğü. İtalya'nın Pisa kentinde doğuyor ve çok yetenekli bir bilim insanı olan Galileo Galilei evrendeki yerimize bakışımızı değiştiren çok önemli keşifler yapıyor. Teleskobu gökyüzü gözlemleri için kullanıyor ve aslında kendine göre geliştiriyor teleskobu. Kendi için bir teleskop yapıyor. Güneş sisteminin merkezinde olduğunu söylüyor ve aynı zamanda hareket kuvvetleri hakkında teorilerde de devrim yaratıyor. Bu da Aristoteles'in 2000 sene önce ortaya attığı bir teori ve bunu da değiştiriyor aslında. Başlarda keşiş olmak istiyor Galilei ama babasının yönlendirmesi ve ısrarlarıyla Pisa Üniversitesi'nde tıp eğitimine başlıyor. Buradaki zamanını çoğunda matematikle uğraşarak geçiriyor. 25 yaşında Pisa Üniversitesi'nde profesör oluyor. Daha sonrasında da Padova Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak görev yapmaya başlıyor. Öğrenci olduğu süre boyunca Pisa Katedrali'ndeki büyük bronz lambanın sallamını takip ediyor. Aslında olay tam olarak burada başlıyor. Bu sallamı takip ederken nabzını kullanarak sallamları zamanlıyor. Normal yani bileğinden nabzını ölçerek salınımları zamanlıyor ve gözlemleri sonucunda da salınım süresinin sarkaç uzunluğuna bağlı olduğunu, salınım mesafesi değişse de sürenin değişmediğini fark ediyor. Yani sarkaç uzunluğu değişmediği sürece salınımın hep aynı süreçte gerçekleştiğini fark ediyor. Bunun sonucunda sarkaçın bir zaman tutucu olduğunu farkına varıyor. Aslında kendisi o şekilde düşünüyor ve darbeleri ölçmek için nabız ile eşleşecek şekilde uzunluk ayarı yapılabilen bir ipi olan basit sarkacı icat ediyor. Basit sarkacın icadı. Aşağıda görseli var. Yukarıda da Galileo'nun kendisinin lambayı izlerken gibi görseli. Daha sonra da 2000 sene önce Aristoteles tarafından ortaya atılan nesnenin harici bir kuvvet etkisinden ötürü hareket ettikleri görüşüne mantıklı olsa da gözlem ve deneylere dayalı olmadığı için üzerinde çalışılması gereken bir konu olarak görüyor ve bu konuda çalışmaya başlıyor. 1609'da teleskobu geliştirmek için çalışmalar yapmaya başlıyor. Yani var olan teleskobu geliştirmek için daha güçlü bir büyütme oranı ile kendi gelişmiş versiyonunu oluşturmaya başlıyor. Ay'ın dağları ve ya bu kendi geliştirdiği teleskopla yaptığı gözlemlerde Ay'ın dağları ve kraterleri olduğunu ve Venüs'ün de Ay gibi hilal evrelerinde şekiller değiştirdiğini görüyor. Yani Venüs'ün de evrelerinin olduğunu görüyor, buluyor. Keşifleri arasında en ilginci
Slide'ın sağ tarafında da görseller olan Jüpiter'in aylarının olduğunu keşfetmesi, fark etmesi. Bunların en büyük olan dört tanesi Europa, Io, Callisto ve Ganymede Galileo uyduları olarak adlandırılıyor daha sonrasında onları bulduğu için. Galileo uyduları bulduktan sonra Jüpiter'in etrafında Jüpiter'in yörüngesine döndükleri için bu uydular dünya merkezli model aslında derinden sarsılmış oluyor ve Galileo da kendisi Kopernik'in ortaya attı. 1543'te Kopernik'in ortaya attı. Gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğü Güneş merkezli teoriye ikna oluyor. Bu yaklaşım Katolik Kilisesi tarafından pek rağbet görmüyor tabii ki ve 1616'da Galileo Engizisyon önüne çıkarılıyor. Engizisyon da Katolik inancına sahip din adamlarının ve orada bir takım hukukçuların işte din hukukunun eğitimini görmüş insanların bulunduğu ve genelde işte işkence yapılarak baskılarla bir takım şeylerle kişilerin görüşlerinden vazgeçilmesini sağlamayı amaçlayan ya da onları bir şekilde ortadan kaldıran bir mahkeme, bu şekilde bir yargı sistemi var. Engizisyon Mahkemesi tarafından görüşünden vazgeçmesi için zorlanıyor. Bu dayatmayı kabul etse de fikirlerini yine yayınlamaya devam ediyor. Ama 1633'te tekrar yargılanıyor. Bu sefer öğrenerek ebat cezasına çarptırılıyor. Bu süreçte hareketle ilgili olan işine geri dönüyor. Hareketle çalışmalarına devam ediyor. Hareketle alakalı olan çalışmalarını. Hareket eden bir nesnenin üzerine sürtünme gibi bir kuvvet etki etmemesi takdirde, etmediği takdirde nesnenin hareketine aynı hızda devam edeceğini açıklayan eylemsizlik ilkesini ortaya koyuyor ama bunu bu şekilde adlandırmıyor. Eylemsizlik ilkesini daha sonralarında Newton adlandıracak ama kendisi bunu buluyor ve ortaya koyuyor. Aynı zamanda burada bahsedebileceğim slide'ın sol tarafında kalan bir bilim insanı daha var. Aslında bilim insanı değil, Hollandalı bir gözlükçü. Nesneleri görebilmek için bir alet yapıyor ve bir hikayeye göre bu fikri oyun oynayan iki çocuktan alıyor ve fikrin çalıntı olduğu iddia ediliyor daha sonrasında. Daha sonrasında başka bilim insanları çok yakın zamanlar içerisinde yani Dipersey'in verdiği patent başvurusunu yaptığından çok kısa süre sonra patent başvuruları yapıyor. Anlaşmazlık ortadan kalksın diye patentini alamıyor aslında icadını. Ama kendi yaptığı icadı çoğaltıp satarak bu icat üzerinden güzel para kazanıyor. Bir boşlukta boyutları ve ağırlıkları fark etmeksizin tüm nesnelerin aynı hızda düşeceği sonucuna varıyor böyle yaptığı deneylerde. Devrim yaratan bu buluşu ile az önce bahsettiğim Newton'un 3 hareket yasasının temelinde oluşturmuş oluyor. Bu 3 hareket yasası da eylemsizlik yasası, dinamiğin temel yasası ve etki tepki yasası. Aslında öyle diyor, bunların hepsiyle alakalı bir takım şeyler ortaya atıyor zaten. Geometri taşları 1609'da kendi teleskopunu dizayn ediyor ve yapıyor. Böylece gök cisimlerini daha önce görülmemiş biçimde inceliyor ve daha önce ortaya konulmamış doğrulukta bir takım veriler ortaya koyabiliyor. 1610'da Jüpiter'in uydularını keşfediyor ve gözlemlerini The Stellar Messenger kitabında yayınlıyor. 1616'da kilise tarafından sapkınlıkla suçlanıyor. Dünyanın merkezde olmadığı söylemini geri çekmesi için zorlanıyor. Aslında istemeden geri çekiyor ama yine el altından devam ediyor. Ve 1633'te de kalan ömrünü ev hapsinde geçirmesi kararı alınıyor. Galileo güneş merkezli evren düşüncesinden ötürü sapkınlıkla suçlanmış olsa da bundan tabii 3,5 asır sonra 1992'de Galileo'nun haklı olduğunu bizzat Papa açıklıyor. Burada da bu haberin görseli var. Şurada göreğin üzerinde beyazla gözüken kısım bir gazete haberi. 350 yıl sonra Vatikan Galileo'nun haklı olduğunu söylüyor falan diyor. Haberin içeriği de bu şekilde. Bir başka bilim insanımız Kepler'e geçiyorum. 1571'de Württemberg'de doğuyor. Astronomik verilerden yararlanarak gezegensel hareket yasalarını formüle ediyor. Alman astronom ve matematikçi optik üzerine ve evren modeli üzerinde çok önemli çalışmalar yapıyor. 1589'da Tübingen Üniversitesi'nden burs kazanıyor ve burada önde gelen Alman astronomlardan Meissner'den eğitim alma fırsatı buluyor. Üniversite dünya merkezli modeli baz alıp eğitimlerinde bunun üzerine eğitim verse de hocası Kepler'e ayrı konuşmalarında güneş merkezli modelden bahsediyor. O da Kepler'in ilgisini çekiyor. 1594'te Graz'da bir yandan matematik öğrenirken boş zamanlarında gezegenleri incelemeye ayırıyor Kepler. 1500'lerin sonlarında astroloji astronomiden daha gözde olduğundan astronomlar geçim ve etkileyici kaynakları olarak astrolojiyi kullanıyorlar. Ve bu nedenle tahminlerinin doğruluğu büyük önem taşıyor. Danimarkalı Bray 1600'de Kepler'e asistan olmaya davet ediyor. Burada kısaca hemen Bray'den de bahsedeyim geçmişken. Bray teleskop kullanmadan yıldızları doğru bir şekilde sıralıyor.
Yıldızların konumlarını belirlemek için bir izahat yapıyor ve 20 yıl boyunca veri biriktiriyor. Gözlemlerinin doğruluğu herkesi geride bırakıyor ve asistanı Kepler'in gezegensel hareket yasalarını ortaya koymasını ön ayak oluyor. Şimdi kaldığım kısımdan devam ediyorum yine. Burayı anlattıktan sonra. Gezegenler üzerine doğru tahminleri yaptıktan sonra buraya matematik becerileri daha iyi olan Kepler'den Mars'ın karmaşık yörüngesini araştırmasını istiyor. Buraya öldükten sonra Kepler bir süre imparatorluk matematikçisi sıfatını aldıktan sonra bir süre imparatorluk memuru olarak çalışıyor. Ve Brea'nın 20 yıl boyunca derlediği gözlemleri kullanıyor Kepler. Mars araştırmalarına devam ediyor ve bunun sonucunda 3 gezegensel hareket yasasını ortaya çıkarıyor. Ben bu yasalardan kısaca bahsedeyim. Birinci yasası her gezegen odaklarından birinde Güneş'in bulunduğu eliptik bir yörüngeye hareket ediyor. Kepler aslında Kopernik'in atladığı şeyi burada bulmuş oluyor. Bir gezegeni Güneş'e bağlayan çizgiler eşit zamanda eşit alanlar tararlar. Yani burada gezegen, şimdi eliptik yörüngenin iki tane odağı olduğu için Güneş birinden birine yerleştiğinde bir taraftan bir tarafa daha yakın olmak zorunda haliyle. Ve gezegen de dönüşü sırasında Güneş'e yaklaştıkça hızı artıyor. Aslında bu yasada bunu anlatıyor. Üçüncü yasada da ortalama yörünge yarıçapı gezegenin Güneş'e olan maksimum ve minimum uzaklıkların toplamının yarısı. İşte burada yan tarafta, slide'ın yan tarafında R orta eşittir R max artı R min bölü 2 şeklinde formülize ediyor. Aynı zamanda bütün gezegenler için ortalama yörünge çaplarının kübünün periyodunun karesinin oranının sabit olduğunu söylüyor. 3,4 çarpı 10 üzeri 8 metreküp bölü saniye kare. Bu da Kepler sabit olarak adlandırılıyor. Brahe'nin gözlemleriyle Kopernik kriterleri arasında tutarsızlıklar fark ediyor Kepler. Az önce bahsettiğim yörüngelerin eliptik olmasını da buradan çıkarıyor zaten. Bunu farklı yörünge şekilleri üzerinde durarak gidermeye çalışıyor. Yani farklı yörünge şekilleri üzerinden deneyler yapıyor. Elipsin ve bu yaptığı çalışmalar sonucunda yörüngelerin eliptik olması gerektiğine karar veriyor. Elipsin eksantrikliğinin de gezegenden gezegeni değişeceği sonucuna varıyor. Ve böylece de Mars'ın görünen ters hareketinde, dünyadan görünen ters hareketinde böylece açıklamış oluyor. Bu ilk yasası. İkinci yasasında bir gezegenin hızının sabit olmadığını ve Güneş'e yaklaştığı yörüngedeki hızının artacağını söylemekte. Az önce bahsettiğim gibi. 10 yıl sonra da üçüncü yasasını yayınlıyor. Bunun için 10 yıl çalışması gerekiyor bu yasasını yayınlayabilmek için. Yörünge periyodu ile Güneş'ten ortalama uzaklık arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak açıklıyor. Şöyle bir açıklaması var bu yasanın aslında daha kolay bir şekilde. Bir gezegen Güneş'e başka bir gezegenden iki kat uzak ise uzak gezegenin yörünge periyodunun yakın gezegenin yörünge periyodunun 3 katı olması gerektiğini söylüyor. Az önceki üçüncü yasanın açıklaması. Kepler gezegenleri Güneş'in ortada değil iki odaktan birinde olduğu eliptik bir yörüngede döndüklerini söylüyor. 1605 yılında bir gezegenin yörüngesi için en doğru tanımlama elipstir şeklinde de bir söylemi var, sözü var. Kepler her biri bir küre içerisinde yerleştirilmiş ve eş merkezde olacak şekilde boyutlandırılmış 5 farklı çökken kullanarak bir evren modeli geliştiriyor. Bu da slide'ın sağ sol tarafında üstte görünen görselde var bu şekil. Bunu kendisi yapıyor ve 3 boyutlu olarak elinde bulunuyor. Ve aynı zamanda geometri ile alakalı da geometri tek ve sonsuzdur. Tanrı'nın zihninin bir yansımasıdır şeklinde bir lafı var. 1610 yılında söylemiş bu lafı da. Kepler'in yasalarının doğruluğu güneş merkezi modeli ciddi biçimde destekliyor. Astronomi çalışmaları Newton'un evrensel çekim kanunlarını geliştirmesi için temel oluşturuyor. Bilimsel düşüncede derin bir değişikliğin yaşanması gerektiğini ortaya koyuyor. Bunların dışında optik alanında da çok önemli çalışmalar yapıyor. Miyop ve hipermetrop hastalıklarına çözüm üretmek amacıyla gözlük tasarımları üretiyor. Ve modern optik alanında da öncü oluyor. Yani çok büyük, çok önemli çalışmalar yapıyor aslında. Sol altta da gördüğümüz görselde de aslında yaptığı optik çalışmaları, burada gözün şekilleri var. Göz üzerine yaptığı çalışmalar ve çizimleri, göz üzerine çeşitli çalışmalar yapıyor. İşte dediğim gibi gözlük tasarımları öneriyor. Bu da optik alanında yaptığı çalışmalar. Mars'ın elips şeklinde bir yörüngesi olduğunu 40 yıl almadan sonra buluyor. Üçüncü yasası için gereken hesaplamaları yapmak adına 10 yıl çalışıyor. Satürn'ün Güneş etrafı dönüşünü 29 yılda tamamladığını hesaplıyor. Altta gözüken görselde kendi yazdığı kitap. Direkt kitabın iç sayfası, giriş sayfası. Kilometre taşları 1596'da kilisenin karşı görüşlü olmasını umursamadan Kopernik'in Güneş merkezli evren modelini yazılı olarak savunuyor. 1600'de Brahe'nin asistanı oluyor. Bir yıl sonra ikinci Rudolf hizmetine imparatorluk matematikçisi olarak atanıyor. 1603'de optik teori çalışmasına başlıyor. 1604'de dönüm noktası nitelindeki metni olan optik astronomi kitabını yayınlıyor.
1609'da ilk iki gezegensel hareket yasasını ortaya atıyor. Üçüncü yasasını yayınlamadan önce 10 yıl daha çalışıyor. Bir diğer bilim insanı William Harvey. William Harvey biraz daha değişik konular üzerine çalışıyor. Genelde astronomi ağırlıklıydı şu zamana kadar devam edenler. William Harvey kan dolaşımı üzerine çalışıyor. Zengin bir tüccarın oğlu Cambridge Üniversitesi'nde ve ardından Padova Üniversitesi'nde tıp okuyor. Padova'daki öğretmeni önemli anatomist Hieronymus Fabricius onun üzerinde büyük bir etkiye sahip. Fabricius nedenini anlayamamış olsa da insan damarlarında tek yönlü varflerin olduğunu keşfediyor. Yani bir taraftan geçişe izin veriyor, bir taraftan geri dönmeye izin vermeyen varflerin olduğunu, aynı zamanda pompalamaya da yarıyor bu varfler tabii. Varflerin olduğunu keşfediyor. Harvey Londra'ya döndüğünde cerrahi öğretim görevlisi oluyor, namı yayılıyor ve kraliyet hekimi olarak atanıyor. Ancak asıl ilgarını araştırma yapmak ve sürekli de araştırmalarına devam ediyor zaten. Aslında bir doktor ve doğa tarihçisi, kanın vücutta nasıl dolaştığını anlayan ve kalbin bu süreçteki rolünü doğru bir şekilde açıklayan ilk kişi, çalışmalarıyla hayvanların dolaşım sistemlerine dayalı asırlık spekülatif bir teoriyi de yıkmış oluyor. Burada görseller yine direkt kendi çizimleri Harvey'nin yaptığı. Buradaki damarların ne şekilde ilerlediğini gösteriyor sıkarak ve sıkıştırarak, yani kan basıncını arttırarak burada onları gözlemliyor. Kalp üzerine yaptığı çeşitli çalışmalar var ve en altta da kemik yapısı ve kas yapısı üzerine yaptığı bir çizim var yine Harvey'nin. Antik Yunan tıp doktoru Galen'in kanın karaciğerde üretilip damarlar yoluyla kalp tarafından emildiğine dayanan dolaşım görüşünden hoşnut değil. Bunu mantıklı bulmuyor. Deney yapmanın tıp için çok önemli olduğuna inanıyor. Yalnızca kadavralarla birlikte canlı hayvan, yalnızca kadavralarla değil, canlı hayvanlarda da çok fazla deney yapıyor. Canlı hayvanlarla çalışmalar gerçekleştiriyor olması acımasızlık olarak görülse de kalbin bir pompa olduğunu ve kan dolaşımını tetiklediğini bu deneyler sonucunda fark ediyor. Dolaşım sistemini doğru bir şekilde tarif ediyor ve kanı atar damarlardan toplar damarlara aktararak vücuttaki kan dolaşımını tamamlayan kılcal damarların varlığını doğru bir şekilde tahmin ediyor yaptığı çalışmalar. Harvey, dolaşım teorisinin büyük eseri olan Motu Cortis adlı kitabında açıklıyor. Damarlardaki tek yönlü varflerin kanın nasıl bir yönde akmasını sağladığını da gösteriyor bu kitabında. Kan dolaşımını bir tur şeklinde gerçekleştirir ve sürekli hareket halindedir diyor William Harvey 1628 yılında. Yine burada kendi kitaplarından bir görsel var. Kanın damar yolu, atar damar, işte ana aort damarını falan gösteriyor buradaki görselde de. Bunlar üzerine bir çizim var. Kilometre taşları da 1616'da Lundenya dersi olan Londra Kraliyet Hekimleri Koleji'ndekilere kalbin bir pompa görevi gördüğünü ve kan dolaşımını kontrol ettiğini söylüyor. Burada Lundenya dersleri de her sene başka bir bilim insanına atanan ve o kişinin o dersi bir sene boyunca bir şekilde vereceği, her sene konusu değişen, her sene içeriği değişen bir ders tipi. Ondan da bahsedeyim kısaca. 1618'de Kral 1. James ve ardından 1632'de Kral 1. Charles dönemlerinde saray hekimi olarak görev yapıyor. 1628 yılında canlılarda kan ve kalbin davranışları üzerine bir anatomik çalışma kitabını Kral 1. Charles'a ithaf ederek yayınlıyor. Az önce Motu Cortis olarak kısaltmasını verdiğim kitabı bu yazdığı kitap. Bu kitabın da bütün kan dolaşımını da gayet ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Sunumun sonuna doğru gelirken burada bu tarihler arasında doğmuş ve aslında bir takım çalışmalar yapmış diğer bilim insanları, bu kadar popüler olmayan ama çok önemli çalışmalar yapmış diğer bilim insanları var. Öncelikle Carpi'den bahsedeceğim. Anatomi üzerine çok önemli çalışmalar yapıyor Carpi. Yüzden fazla cesedi parçalarını ayırarak inceliyor ve Papa'nın doktoru olması teklif ediliyor. Ancak bu teklifi reddediyor kendi araştırmalarına devam edilmek için. Ve sonuç olarak varlıklı bir adam olarak da ölüyor. Hohenheim ikincisi. Hohenheim İsviçreli bir doktor ve simyacı, kendisine Paracelsus diyor. Romalı bir bilim adamı olan Celsus'un üstünde veya ötesinde anlamına geliyor. Bu şekilde lanse ediyor kendisini diyeyim. Guatr'ın içme suyunda bulunan minerallerden kaynaklandığını düşünüyor ve civanın frengi tedavisinde, sifilis tedavisinde tedavi olarak kullanılmasına ön ayak oluyor. Hasta olmaya sebep olan şeyin iyileştirici etkisinin de olacağı düşüncesi modern aşıların temelini oluşturuyor ve şu anda da günümüzde kullanılan aşıların çoğu da zaten bu temele dayanıyor ve bunun temelini atan kişi de kendi deyimiyle Paracelsus. Servetus bir İspanyol ilahiyatçı ve doktor, yine üçüncü bir bilim insanı, bu sonrakilerden bahsediyorum. Galen'in düşündüğünün aksine küçük kan dolaşımının kalpte değil akciğer üzerinden gerçekleştiğini söylüyor. Yani kanın havalanması olayının akciğerde gerçekleştiğini söylüyor. Sapkınlıkla suçlanıyor ve kitaplarıyla birlikte yakılarak öldürülüyor.
Yine Engüstriyon Mahkemesi tarafından tabii. Vesalius, hayvanlar yerini doğrudan insan bedenlerini kullanan Flamen doğumlu bir doktor. Kutsal Roma İmparatorluğu'na da doktorluk yapmış ve anatomi alanında da çok önemli çalışmalar yapmış. Fallopio bir diğer bilim insanı. Bunu yani çoğumuz, hepimiz biliriz hatta. Fallop tüplerinde tanımlamasıyla tanınan İtalyan doktor. Ayrıca frenge üzerinde çalışmalar yapıyor ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilk prezervatif de tasarlıyor. Bir diğer bilim insanı Gilbert. Dünyanın manyetik olduğunu buluyor Gilbert. İngiliz bir doktor kendisi. Dünyanın manyetik kutuplarının aşağı yukarı coğrafi kutuplara da denk geldiğini, yani güney ve kuzey kutuplarına da denk geldiğini buluyor yaptığı çalışmalarla. Kraliçe 1. Elizabeth'in de doktorluğunu yapıyor aynı zamanda. Yani bu bilimsel verinin dışında aynı zamanda doktor olarak da devam ediyor hayatına. Diğer bilim insanı, şimdi Bruno'dan zaten sunumun içerisinde bahsetmiştim. Güneş merkezli evren teorisinin teorisinden destekliyor teoriyi ve aynı zamanda bunu geliştirmek istiyor. İşte sonsuzluktan bahsediyor falan. Ama sapkın olarak ilan ediliyor ve sonrasında yakılarak öldürülüyor gazete. Bir diğer bilim insanı Napier, İskoç matematikçi. Zor bir çarpma veya bölme işleminin toplamını basitleştirmek için bulduğu logaritma ile biliniyor. Ayrıca Napier'in kemikleri denilen bir icat da var. Bu da bir tablo üzerinde aslında çubuklarla birlikte sayıların bir diziyi çarpmak ya da bölmek için kullanılabilen bir icat, bir alet. Bunu da yapıyor aynı zamanda işlemleri kolaylaştırabilmek için. Bir diğer bilim insanı Bacon, bilimin dayanak noktalarından biri olan yeni enstrüman, yani Novum Organum adı verilen kitabıyla biliniyor. Aslında kendisi bir hukukçu, İngiliz hukukçu. Gözlem ve deneyin bilimsel çalışmalarda ya da bir şey icat etmekte ne kadar önemli olduğunu vurgulamasıyla tanınan ve kitapta da zaten bundan da çokça bahsediyor. Kendi yöntemlerini anlatıyor kitabında. Bir diğer bilim insanı Snell, kırılma yasasını keşfediyor. Hollandalı astronom ve matematikçi. Işık havadan geçtiğinde düz bir çizgide ilerliyor ancak daha yoğun malzemelerden geçtiğinde yön değiştiriyor. Snell yasası ışığın içinden geçtiği malzemenin özelliklerine göre ne kadar eğildiğini belirtiyor. Bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Bir diğer bilim insanı Gassendi, matematikçi, rahip ve filozof, aynı zamanda Fransız. Geleneksel evren tanımlamasını eleştiriyor. Atomların daha büyük molekül oluşturmak için bir araya gelebileceğini iddia ediyor. Aynı zamanda Descartes'in aksine çoğu maddenin boşluktan oluştuğunu söyleyecek kadar da ileri giderek boşlukların varlığına inanıyor. Torricelli, İtalyan fizikçi ve matematikçi, Galileo'nun asistanı olarak çalışıyor. İtalyan fizikçi Civa ile yaptığı deneyler sonucunda barometreyi tasarlıyor. Ve bu yaptığı deneylerde de bir tüpü civa ile dolduruyor ve bu tüpü civa dolu bir kaseye daldırıyor. Tüpteki civanın bir kısmının kaldığını ve üstünde bir boşluk oluştuğunu fark ediyor. Ve bunun oluşmasının sebebinin bir vakum olduğunu, orada bir vakum oluşturduğunu bu sebeple buluyor. Ve tüpteki civanın yüksekliğinin atmosferik basınçla belirlendiğini fark ediyor. Böylece barometreyi bulmuş oluyor. Aynı zamanda bir basınç birimi olan tor, ondan almıştır ismini. Schweidnitz, bir matematik, tıp ve astronomi alanlarında çalışmalar yapan Polonyalı. Tabloları da bilim insanlarının yaptığı çalışmaları derliyor. Ama evinde çıkan bir yangın sonucu evi de yerle bir oluyor. Her şey tamamen darmadağın oluyor. Kağıtları yanıyor, çizimleri, her şey yok oluyor. Hiçbir şey de günümüze ulaşamıyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Gökhan. 200 yıllık bir özetlemiş oldum. Yankı yapıyor galiba sesim ama istersen mikrofonu kapatabilirsin. Şimdi ben soruları, yorumları, katkıları alacağım. Aslında ben de Gökhan yankı yapıyor sesimi ama istersen. Tamam, kapatmaya çalışıyorum bir saniye. Şu şeyden. Ben kapattım, tamam. Söz istersen açabilirsin. Şimdi sen de sunumun başında vurgu yaptın. Bu dönem aslında kiliseyle bilim insanlarının çok karşı karşıya geldiği ve bilim insanlarının doğruyu bulmak adına bu Giorgino Bruno örneğinde olduğu gibi canından bile olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani en can alıcı özelliklerinden birisi bu dönemin bu. İkincisi, Rönesans dönemi insanlarının
çok yönlü olma özelliği var. Yani hem mühendislikte uğraşıp hem anatomide uğraşıp hem sanatla ilgilenen insanlar. Bu anlamda da hala Doruk'ta onun seviyesine gelmiş bir örnek yok. Leonardo da Vinci çok ilginç bir örnek. Hem bir heykeltıraş, hem bir ressam, hem bir sanatçı, hem bir mühendis, hem bir diseksiyon yapan, anatomiyle uğraşan bir adam. Müthiş bir insan. O çok ilginç. Sonra hepsi çok büyük olan bilim insanlardan bu dönemde yolumuz denk düşüyor. Kopernik'ten bahsettin. Kopernik'le ilgili ilginç bir bilgi. 1543'te ölmüş. Aradan yıllar geçtikten sonra 2000'li yılların başında Polonya'da küçük bir şehirde, kasabada Fromborg diye bir katedralde bir şey buluyorlar. Kafatası ve işte kemikler buluyorlar. Uzun araştırmalardan sonra bunun Kopernik'in cesedi olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında Kopernik işte mezarı yaklaşık 350-400 yıl sonra bulunmuş bir adam olarak Polonya'nın küçük bir kasabasında. Bu çok ilginç bir tarihe düşen bir not. Öte taraftan Kopernik aslında sen de bahsettin. Hastayken bu Ses Getiren kitabı basılıyor. Buna da bir teolog bir arkadaşı Osiander diye yardımcı oluyor basıma. Onlar da çok kiliseden korktukları için Osiander'in ön sözde yazdığı bir söz var. Şey diye yazmış. Yani burada anlatılanlar tamamen matematiksel ifadelerdir. Felsefik olarak hiçbir şey iddia etmez. Yani yakılmaktan korktukları için böyle bir ön sözde cümle kurmuşlar. Zaten birkaç yıl sonrasında Bruno aynı düşünceleri iddia ettiği için yakılmıştı. Bu ilginç bir tarihe not düşen bir bilgi. Tycho Brahe ile ilgili Kepler'i asistan olarak yanına almış. Çok ona yardım olmuş bir adam. Ama Tycho Brahe kendi hayatında huysuz bir adam. 20 yaşında bir matematik denklemi yüzünden birisiyle ters düşmüş. Düelloya davet etmişler birbirlerini ve düelloda burnunu kaybetmiş. Böyle bir ilginç özelliği var. Amcasından büyük bir servet kalmış ona. Şey bir adam yani biraz çok şey bir muhafazakar tarafı yoğun olan etrafıyla biraz tartışan kavgacı bir adam öyle tarihe not düşmüş. Giorgino Bruno'nun yakıldığı yer Campo di Fiori Meydanı Roma'ya gidenler mutlaka ziyaret etmeli. Yakıldığı yerde şimdi çok çarpıcı bir heykeli var. Onu not düşmek istiyorum. Kepler'in ilk bilim kurgu romanını yazan kişi olduğunu da daha önce konuşmuştuk. Somnium diye bir kitap yazmıştı. Türkçe'ye Düş diye çevrilmiş. Onu tekrar hatırlatmak isterim. William Gilbert elektrik kelimesini ilk kez kullanan kişi kelime olarak ona dikkat çekmek isterim. Torricelli'nin Tor birimini veren isim oradan geliyor. Sen bahsettin ondan. Bir de iki isimden bahsettin. Onlar gerçekten bilimde yöntem arayışı anlamında çok önemli isimler. Birisi Francis Bacon, birisi de Descartes. Aslında bunlar birbirleriyle çelişiyorlardı. Bacon daha çok gözlem ve deneye önem veriyor. Descartes ise matematiğe daha öncelik veriyor. Her şeyin bir matematik tanımlamasının bulunabileceğini iddia ediyor. Ve aslında bunlar da bilime inanılmaz bir yöntem arayışında yol veren insanlar. Bunlara dikkat çekmek istedim. Var mı arkadaşlar herhangi bir yorum?